Nazan Öncel. O doğduğunda takvimler 6 Şubat 1956'yı gösteriyordu. Öğretmen bir anne ve memur bir babanın ikinci çocuğu olarak İzmir'de gözlerini açtı. Ancak o doğduktan sonra babası Muzaffer evi terk etti. Tam 37 gün boyunca ismi konulamadı. En sonunda karşı komşuları Nazan adını verdi. Bir süre sonra babası geri döndü ve ailesi yeniden bir araya geldi. Henüz 5 yaşındayken Acı Tesadüf adlı sinema filminde oynadı. Bu film onun rol aldığı ilk ve tek sinema filmi oldu. Doğduğunda babası tarafından terk edilen Nazan, 5 yaşındayken de annesi Raziye Hanım tarafından terk edildi. Nazan ve kardeşleri bir süre babaanneleriyle birlikte yaşadı. Evden kaçan Nazan birkaç yıl boyunca sokaklarda ve istasyonlarda yaşamaya başladı. Başka bir adamla evlenen annesi bir süre sonra kızlarını da yanına aldı. Ancak burada Nazan'a hayatı zindan edecek birisi vardı. O da üvey baba. 9 yaşındayken üvey babasının tacizine uğrayan Nazan, yaşadığı bu korkunç olayı 1999 yılında kaleme aldığı Demirden Leblebi şarkısıyla dillendirdi. Ünlü Yıldız, Kadınca dergisinde yayınlanan Öldürülen Haysiyetimizdir başlıklı yazısında hayatı boyunca unutamadığı olayı şöyle anlattı. Daha el kadar bir çocuktum. Ne mini etek giymiştim, ne şu ne de buydu. O acımasız, o talihsiz olayı yaşamam için dünyaya bir kız çocuğu olarak gelmiş olmam bile yeterdi. Büyüyüp gelinlik çağıma gelip de evlendiğimde bekaretimin hesabı sorulanda yine ben oldum. 10 yıllar sonra belki bir işe yarar dedim, tuttum Demirden Leblebi'yi yazdım. Çoluk çocuğumuzu bu vicdansızlardan korumak adına iki kelam da biz edelim dedik. Dedik de ne oldu? O empati yapmaktan aciz adamların bizi bir öldürmediği kaldı. Burada söz konusu olan elbette ben değilim. Benim gibi kimliğimin cinsiyet hanesinde kadın yazan her kadındır. Bütün kızlarımız, kız kardeşlerimiz, analarımızdır. Söz konusu olan bu acıların altında kalanlarımız, söz konusu olan kırılan haysiyetimizdir. Gitar ve mandolin çalmaya erken yaşlarda başlayan Nazan, 13 yaşındayken ilk kez sahneye çıktı. Takvimler 1973'ü gösterdiğinde Nazan henüz 18'ine basmadan görücü usulü olarak Salih Öncel'le tanıştı. Nazan Öncel soy ismini bu evlilikle birlikte aldı. Tanıştıktan 37 gün sonra nikah masasına oturan çiftin bu evliliğinden Serkan isminde bir erkek çocuk dünyaya geldi. Evlilik yıllarında İzmir'de çeşitli mekanlarda sahne alan Nazan Öncel 1975'te İzmir Radyosu'nun düzenlediği yarışmada birinci oldu. Nazan Öncel, 1978'de Sana Kul Köle Olmuştum ve Kader Bu Çekeceksin adlı iki parçadan oluşan ilk 45'liğini 22 yaşındayken çıkardı. O sıralarda müzik dünyasında yeni bir İzmirli olarak lanse edilen genç Nazan Öncel, 1980'de Hırçın Kız ve 1981'de Neden adlı iki özgün bestesiyle Eurovision şarkı yarışması elemelerine katıldı ve ilk 15'e girme başarısı gösterdi. 1982 yılında kendi parçalarının yanında bilinen arabesk ve Alaturka eserleri de yorumladığı ilk uzun çaları Yağmur Duası'nı Tempo Plak'tan yayınladı. Bu plakta babası Muzaffer Kazan'ın iki şiirini besteledi. Sözleri ve bestesi kendisine ait olan toplam 6 şarkıya imzasını atarak ilk defa besteciliğini bu plakta göstermeye başladı. Başarının ayak sesleri adım adım geliyordu. 1983 yılında eşi Salih'in ihanetlerine tanık olan Nazan Öncel, 12 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. İzmir'i bırakıp İstanbul'a giden Nazan Öncel, 1992 yılında tamamı kendi bestelerinden oluşan Bir Hadise Var adlı albümünü çıkardı. Bu albüm ile birlikte büyük bir çıkış yakalayan Nazan Öncel, hayatında hep Akşit Toga'yı, yani kız kardeşi Pınar Güvenel'in eski eşini, yani eniştesini buldu. İkilinin ilişkisi Akşit Toga yaşamını yitirene dek sürdü. Bu ilişki öyle bir boyuta geldi ki nikah masasına bile oturdular. Ancak her ikisi de bu evlilik için kağıt üzerinde dedi. Akşit Toga, Nazan Öncel ile olan evliliğini şöyle açıklamış zamanında. Pınar Güvenel'le evli olduğumuz dönemde bir müzisyenle 7 sene yasak aşk yaşadığını öğrenince evliliğimize son vermiştik. Boşandıktan tam 11 yıl sonra Nazan Öncel'le çocuklarımızı da düşünerek ortak kazanımlarımızı birleştirmek istedik ve sadece kağıt üzerinde kalan bir nikah yaptık. O günden sonra ben de
Nazan da birbirimizden bağımsız olarak hayatlarımızı yaşadık. Kendisinin yıllardan beri menajerliğini yaptığım, işiyle ilgili her konuda söz sahibi olduğum için gerektiğinde yan yana geliyoruz. Geçen zaman içinde Nazan'ın özel hayatında başka insanlar da oldu. Ama o sadece işiyle gündeme gelmek istediğinden bunu dile getirmedi. Pınar Güvenel ise ablasıyla eski eşinin ilişkisini içine hiç sindirememiş. Nazan önce ise kardeşiyle arasındaki sorunların evlilikle alakalı olmadığını ve çok daha önceden kardeşini hayatından çıkardığını söylüyor. 2017 yılının Mayıs ayında oğlunun babası Salih Öncel'i kaybeden Nazan Öncel, 5 gün sonra da Akşit Doga'yı kaybetmenin acısıyla sarsıldı. Nazan Öncel, 2018'de Hürriyet'ten Cengiz Semercioğlu'na verdiği röportajda Akşit Doga ile ilişkisini şöyle anlatıyor. "Bir hadise var" albümümle başlayan iş ortaklığımız bugünlere uzandı. Hiç kimseden görmediğim insanlığı gördüm ondan. Üniversite sınavına gireceğim dönemde gider kayıtlarımı yaptırır, kitaplarımı alır, bir gün öncesinden hangi kampüste, kaçıncı sırada oturacağıma kadar tespit eder, sonra dışarıda bir baba gibi beklerdi beni. Ne yapılması gerekiyorsa o planlar, o düzenlerdi. Benim işimi benim yerime düşünürdü. Ben işin bütününe saygı duyarak uyum gösterirdim. Hayatta yalandan 5 kişi olacağına, Akşit gibi bir dostun olsun, bir ömür yeter. Bu anlamda çok şanslı birisiyim ben. Sokak kızı unvanıyla Türk müziğine damga vuran Nazan Öncel, bu unvanı 1996'da çıkardığı Sokak Kızı albümüyle elde etti. Bu albümüyle tarzını iyice sertleştiren Nazan Öncel, Demir Leblebi albümüyle birlikte 90'lı yıllardaki kadına şiddet ve taciz gibi konuları işleyerek Türkiye'deki toplumsal sorunlara eğildi. Ancak dönemin medyası tarafından hedef gösterildi. Nazan Öncel, 2021 yılında Kuruçeşme'deki konserinde çocukluğunda sokakta yaşadığı günleri anımsatarak, "1969'da sahneye çıktığımda 13 yaşındaydım. Tanınan biri olsaydım küçük Nazan diyeceklerdi. Neyse ki direkten dönmüşüm de sokak kızı olabilmişim" dedikten sonra Sokak Kızı şarkısını seslendirmişti. 66 yaşındaki Nazan Öncel, 1982 yılından bugüne kadar toplam 12 adet albüm çıkardı. 4 tane de single çalışması olan başarılı sanatçı, 2005'te 32. Altın Kelebek ödüllerinde Of Of şarkısıyla yılın şarkısı ödülünü, 2007 yılında da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından 14. Altın Objektif ödülleri kapsamında Aşkım Baksana Bana adlı parçasıyla yılın şarkısı ödülüne layık görüldü. Çocukluğunda yaşamış olduğu bunca acıya rağmen ayakta kalmayı başaran ve Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran Nazan Öncel'e biz de hayatının geri kalanında mutluluklar diliyoruz.